Yatırım Kulübü'ne hoş geldiniz. Evet, bugün önemli bir başlık ve önemli bir gelişme var. İçeride Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe ile birlikte görüşüyor. Detayları ise Habertürk editörü Mahir Kılıç'tan alıyoruz ve detaylandırıyor. Mahir Kılıç, söz sizde. Evet, yaklaşık 15 dakika önce buraya geldi Yalçın Karatepe ve Bakan Mehmet Şimşek de konuğunu bakanlığın girişinde kapısında karşıladı. İki isim tokalaştıktan sonra içeri geçtiler ve görüşmenin başladığını ifade edebiliriz. Ekonomi ilişkin tüm başkaların bugün masada görüşülmesini bekliyoruz. O başkaları ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi görüş ve önerilerini bizzat sunacak. Bakan Şimşek'e özellikle asgari ücretlerin durumu en önemli başlıklardan bir tanesi ki sık sık Cumhuriyet Halk Partisi bir ara zam yapılması gerektiğini ifade ediyor. Bugün Yalçın Karatepe bizzat Mehmet Şimşek'e Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılması önerisinde bulunacak. Yeni emekli maaşları da kritik bir başlık. Bu noktada geçtiğimiz ay Cumhuriyet Halk Partisi Ankara'da büyük bir emekli mitingi gerçekleştirmişti. En düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılması yönünde bir talep var. Bu talep bir kez daha bugün Bakan Şimşek'e aktarılacak. Yine vergi reform paketi Hazine ve Maliye Bakanlığı pakete ilişkin çalışmaları sürdürüyor. Bu noktada da Cumhuriyet Halk Partisi önerilerini sunacak. Vergide adalet vurgusu yapılacak. Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınması gerektiği görüşü bir kez daha iletilecek ki bu görüşme aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP lideri Özgür Özel'e yaptığı iade ziyarette konuşulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşme önerisinde bulunmuştu ve iki ismin görüşebileceğini ifade etti. Bundan sonra randevulaşma başladı. Yine normalleşme süreci çerçevesinde aslında bu ilk temas değil. Geçtiğimiz haftalarda da yine CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Yerel yönetimlerden sorumlu Gökhan Zeybek, Çevre Bakanı Mehmet Öseseki ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ekonomi kurmayları ilk defa bir araya geliyor. O görüşmede dediğim gibi bugün saat 10 olarak planlanmıştı. Yaklaşık 15 dakika önce buraya Yalçın Karatepe geldi ve aynı zamanda üniversiteden de sınıf arkadaşı olan Mehmet Şimşek kendisini bakanlığın kapısında karşıladı. İki isim içeri geçti. Şu dakikalarda da görüşmeleri devam ediyor. Asgari ücretler, emekli maaşları, vergi reform paketi, enflasyonla mücadele özellikle bu konuda sık sık yine CHP önerilerini kamuoyuyla paylaşıyor. Enflasyon ilişkinde atılması gereken adımların bir kez daha iletilmesini bekliyoruz. Tüm bu konulara ilişkin görüşlerini, önerilerini, taleplerini iletecek Cumhuriyet Halk Partili Yalçın Karatepe ve saatler 13.30'u gösterdiğinde de CHP Genel Merkezi'nde görüşmeye ilişkin bir açıklama yapacak diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Çok teşekkür ediyorum Mahir Kılıç aktardıklarınız için, detaylar için. Evet, detaylar netleştikçe biz de ekranlara getirmeye devam edeceğiz efendim. Piyasalar neyi gösteriyor? An itibariyle Borsa İstanbul fiyatlamasına hemen bakalım. Haftanın ilk işlem günü 0.25'lik yön yukarı, 10.700 puan üzerindeki seyir dikkatle takip ediliyor. 10.798 puandan ise işlemden geçiyor. Dolar TL yatay bir başlangıç yaptı. Euro TL tarafında ise 35'in üzerindeki seyir devam etmekle birlikte 1.07 ise Euro dolar paritesinde dikkatle izlenmeye devam ediyor diyelim. Evet, küresel piyasalarda geçtiğimiz hafta triple witching etkisiyle birlikte düşüş yaşanmıştı ABD endekslerinde. Vadeliler tarafı bir miktarda aslında yatay bir performansa bugün işaret etse de Asya Pasifik tarafında da düşüşler etkili olmuştu. Peki kapanış nasıl oldu? Hemen kapanış performansını alıyoruz, bahsediyoruz. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar. Bloomberg ET Asya temsilcimiz Sadi Kaymaz ile birlikte devam ediyoruz. Sadi, hoş geldin. Evet, neler aktaracaksın? Asya kapanış performansından hangi başlıklar öne çıktı? Pelin, hoş bulduk diyerek başlayayım. İyi haftalarda diyeyim. Şimdi şöyle bakıyorum, tabii iyi haftalar diyoruz ama çok da iyi başlamadı hafta diye de devam edeyim Pelin. Asya piyasalarında şöyle bakıyorum, yeşiller bulmak kolay değil. Örneğin Nikkei'de %0.54'lük bir kazanç vardı ama diğer neredeyse bütün uzak doğunun büyük borsalarında eksiler vardı. Özellikle de Avustralya'da %0.8, Güney Kore'de %0.7, Hong Kong'da %0.8. Bunların hepsi tabii ki eksik kapanışlar. Aynı zamanda Çin'de de düşüşler sürüyor. Şangay'da Birleşik Endeks 3000 hattını kaybetmişti. Burada çok önemli bir psikolojik eşik olarak görülüyordu. Bugün de kayıplarına devam etti. Dolayısıyla
Çin'deki hava zaman zaman seninle sentiment diyoruz. O bazen düzeliyor. Umutlar ağır basıyor biliyorsun. Çin hisseleri yükseliyor. Şimdi döngünün ters tarafındayız. Umutlar bitti. Değişik umutları bitti. Şimdi tekrar kötümserlik ağır basıyor. Ama şunu da belirtmek lazım. Gelecek ay özellikle seninle çok konuşuyor olacağız. Üçüncü plenum deniyor. Latincesini söyledim ama aslında ne olduğunu anlatmak lazım. Pelin, Çin Komünist Partisi bazen çok ama çok önemli ekonomi gündemiyle toplantılar yapıyor. 1979'da yaptı örneğin birincisini ki o dönem için piyasa ekonomisine dümen kırmıştı. Bu da 1979'dan bu yana üçüncü toplantı olacak. Dolayısıyla buna ilişkin beklentiler de tekrar canlanabilir ama tabii piyasa biliyorsun o kadar büyük umutlar taşıdıktan sonra, değişik umutları taşıdıktan sonra hayal kırıklığına uğradı ki bu defa sanki daha ihtiyatlı bir bekleyiş var en azından haftanın ilk günü itibariyle. Tabii bir taraftan da MPI'lara gözüm kayıyor. Özellikle Şangay'da metalleri dikkatini çekmek isterim. Pelin son sözü olarak bakırı, çeliği, demir cevherinin hepsini eksilerde görüyorum. Özellikle demir cevherinin %3'e yaklaştı. Singapur kontratları şu an ekranında 102 dolar görüyorum Pelin. Sade çok teşekkür ediyorum. Detaylı için aktardıkların için diyoruz ve hasta piyasaları noktalıyoruz efendim. Tek platform tüm dünya. Philip Capital sundu. Ve içeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını karşılayacağımız bir haftayı başlattık. Karar öncesinde haftaya nasıl bir başlangıç yaptı? Borsa İstanbul'daki performansı alacağız ve Gedik yatırıma gidiyoruz. Betül Gedik bizlerle birlikte. Betül hoş geldin. Borsa İstanbul tarafında özellikle yatay bir performansla başladık gibi duruyor. Peki günün geri kalanında nasıl bir performans izleriz? Günaydın, iyi yayınlar, iyi haftalar dilerim öncelikle. Sınırlı işlem günü olduğu aslında haftada alım iştahının güçlü olduğunu takip ettik. Hatırlayacak olursak borsada işlem vergisine ilişkin taslak çalışmanın ertelendiğine yönelik haber akışı yükselişi destekleyen önemli bir faktördü. Haftalık kapanışı baz aldığımızda ise 10.771 ile birlikte tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını aslında gerçekleştirdik diyebiliriz. Bankacılık endeksinin BIST'in yükselişine öncülük etmeye devam ettiğini görüyoruz. Şu anki fiyatlamada benzer bir görünüm söz konusu. Önümüzdeki süreçte gri listeye ilişkin beklentiler ön planda kalmaya devam ediyor. Yabancıların hisse piyasasında son haftalardaki çıkışı risk iştahı üzerine baskı oluştururken Merkez Bankası'nın sıkı para politikasını korumaya yönelik istikrarlı duruşuysa sürüyor. Gri liste her ne kadar burada risk iştahını desteklese de yabancı çıkışı borsada olası yükselişi sınırlayabilecek potansiyel risk barındırıyor diyebiliriz. Teknik tarafta indikatörlerin pozitif seyre işaret edildiği endekste kısa vadede yükselen trendde güçlü görünüm korunurken 10.700 seviyesinin üzerinde tutulma korunduğu sürece yükseliş eğiliminin devam edeceği görüşündeyiz. Yukarıda 10.850, 10.900 liralı ilk güçlü direnç bölgesi. Bu bölgenin üzerinde zirve seviyenin bulunduğu 11.088 seviyesinin öne çıktığını takip ediyoruz. Zaten önümüzdeki dönemde 11.000 puan üzerindeki kapanışlar momentum güç kazanacağından ivmeyi güçlendirecektir. Seans içerisinde zirve bölgeden gelecek olası realizasyonlarda ise sırasıyla 10.650, 10.580 ve 10.500 izlediğimiz destek noktaları olacak. 10.500 desteği de kırılacak olursa düzeltme eğiliminin hız kazanacağı görüşündeyiz. Ancak bu bölgeye kadar olan geri çekilmeleri düzeltme hareketi olarak yorumluyor olacağız. Küresel tarafta Fed üyelerinin temkin açıklamaları var. Burada Avrupa'daki seçim belirsizlikleri risk iştahı üzerine baskı oluşturan faktörler. İçeride ise biraz öncesinde değindiğiniz gibi merkezin kararı haftanın majör başlığı konumunda. Her ne kadar bir değişime gidilmesi beklenmese de Amerika cephesine baktığımız zaman haftalık tarafta ise büyüme ve kişisel tüketim harcamaları enflasyonu izleyeceğimiz diğer önemli başlıklar olacak. Betül çok teşekkür ediyorum. Detaylar için aktardıkların için diyoruz ve araştırma masasıyla devam ediyoruz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Araştırma masasıyla devam ediyoruz Burcu Kıratlı ile birlikte. Burcu hoş geldin. Hoş bulduk Pelin. Burcu daha yatay bir performansı izlediğimiz bir gündeyiz ve haftanın ilk işlem günü. Dolayısıyla
Başlıklar yoğun. Bugün içeride mesela CHP Genel Başkan Yardımcısı Karatepe ile Şimşek görüşüyor. Dolayısıyla buradan çıkacak mesajlar, vergi paketinin biraz daha netleşmesi gibi haftanın böyle yakından kritik takip ettiği gelişmeler var. Evet, borsada işlem vergisinin kalkıyor olması bu anlamda geçtiğimiz hafta iştahı artırmıştı ama şimdi genel bir paketten konuşuyoruz. Dolayısıyla bunun biraz daha piyasa üzerinde bir bekleyelim görelim nasıl bir şey çıkacak modunda bir piyasa olması normal aslına bakarsan. Geçtiğimiz hafta o iki günde de daha nispeten hızlı gelen yükselişin bugün bir dengelenmesi söz konusu ama yine haftaya ılımlı bir başlangıç yaptığını söyleyebiliriz. Hisse bazında ayrışmaların çokça olduğu bir gündeyiz. Bir taraftan bilanço dönemini kapattık 21 Haziran itibariyle. Onun genel finansallarının etkilerini takip ettik. İşte düşüşleri gözlemlemek, enflasyon muhasebesinin etkilerini anlama şansımız oldu. Bu tabloda şu anda gözüken en azından bugün için pay vadeli tarafında çok ciddi böyle artışların olduğu, hevesin, ilginin olduğu bir günü olduğunu söyleyemeyeceğim ne yazık ki. Özellikle büyük hisselerde şu anda banka ve holdinglerde ulaştırmada işte daha geri çekilmeler ya da sınırlı hareketler söz konusu. Daha endeks dışı diyebileceğimiz belki kağıtlarda biraz daha hareketlilikler var. Dolayısıyla bunu da yine az önce senin söylediğin gibi endeksi yukarı taşımaya gücünün yetmediğini görüyoruz. Dolayısıyla bugün biraz daha karışık bir gün, biraz daha bekle gör modunda bir gün. Ama beklentiler var piyasada. Nedir onlar? İşte gri listeden çıkması beklentisi Türkiye'nin. Diğer taraftan işte Temmuz ayı itibariyle not artışları olur mu? Yabancılar biraz daha ilgi gösterir mi noktasında da belki beklentiler var. Onu da bu hafta yine menkul kıymet istatistiklerinden takip edeceğiz ama endeksin özellikle hisselerin performansına baktığım zaman çok iştahlı olmadığını söyleyebiliriz. Biraz daha yatay, biraz daha bekle gör modunda bir piyasa bizi bekliyor. Ama genel anlamda vadeli taraf için konuşacak olursak 11.861 şu anda 11.750'nin üzerindeki hareketi önemli olacaktır diyebiliriz Pelin. Spot tarafta da 10.500'ün üzerinde kalıyor olması da endeksin yukarı potansiyelini desteklemesine yardımcı olacaktır. Peki çok teşekkür ediyorum Burcu Kırat'ta aktardıkların için, detaylar için diyoruz ve araştırma masasını noktalıyoruz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Ve kısa bir araya gidiyoruz. Evet, yatırım kulübünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Borsa İstanbul tarafındaki performansı yakından takip ediyoruz. Kendisiyle değerlendireceğiz. Değerli konuğum İstanbul Portföy Yönetici Ortağı Turgay Ozaner bizlerle birlikte. Turgay Ozaner hoş geldin. Günaydın. Evet, şimdi Borsa İstanbul tarafını şöyle bir ilk 6 ayı ve sonra ikinci 6 ayı konuşalım istiyorum. Çünkü Borsa İstanbul'da BIST 30 tarafına baktığım zaman %46'lık bir getiri, BIST 100 tarafında ise ilk 6 aylık performansla %44'ün üzerinde bir getiri sağladı. Dolayısıyla Arjantin borsasından sonra ikinci sıradayız. Dolar bazlı baktığın zaman orada da fena değil aslında. Orada da ilk 3'te yer alıyoruz. Şimdi dolayısıyla ikinci, yani ilk yarıdaki performansla şu an küresel borsalarda ikinci sıradayız TL bazlı. Fakat ikinci yarıdan itibaren neler bekleriz ki? Çünkü gündem başlıkları da oldukça yoğun. İstersen şöyle bir yorumlayalım, ne dersin? Evet, esasında baktığında İMKB 100 ve 30'un haricinde hep senden konuştuğumuz programlarda bankacılık ve holding sektörü daha ön plana çıktı. Dolayısıyla İMKB 100, 30'un haricinde bu endekslerin çok daha iyi performans yaptığını görüyoruz. Sanayi endeksinin daha geride kaldığını görüyoruz. Bu geçmişte tam tersiydi. Düşük faiz ortamında ama yüksek faiz ortamında hep düşündüğümüz yabancının daha iyi geleneceği, onların daha düşük kaldığı ortamda böyle gerçekleşti. Tabii bu çok yani beklediğimiz bir şeydi. Hisse senedi tarafına hem yabancının ilgisinin olacağını düşünüyorduk. Ama beni şaşırtan yerli yatırımcının da çok daha fazla yabancıdan ilgisinin olmasıydı. Yani hep söylediğim bu faiz ortamında yerli yatırımcının hisse senedi piyasasına ilgisi beni şaşırttı. Tabii iyi bir şey bu. Sonuçta sermayenin tabana yayılması %45'e yakın bir getiriyle hatta dediğim gibi endeks bazında daha değişik rakamlar var. Daha yüksek rakamlar var.
yatırımcının para kazanması hepimiz için gayet iyi. Yani dolayısıyla bu bir servet yaratıyor. İleride bu rakamlar Türkiye ekonomisine olumlu şekilde geri dönecektir. Tabii halka arzlar, birçok halka arz yapıldı. Şirketlere belli sermayeler girdi. Bu işin iyi yanı. Şimdi biraz da olumsuz yanını görelim. Tabii rakamlar bir şekilde çok hızlı yukarı çıktı. Dolar bazında artık ucuz olmaktan çıktık. İşte normal bir fiyatlara geldi. İşte bakıyorsun bir sürü rapor çıkıyor. Hem yurt içinde hem yurt dışında. Yani yukarı potansiyelleri işte 20'ler, 30'lar, 40'lar ama öbür taraftan da bakıyorsun ki gerçekten 40, 45, 50 evet. Hatta bileşik faizlere 60'a gelen bir faiz ortamı var. Dolayısıyla bu da bence borsanın hızını da kesti. Hem halk arzlar hem faiz ortamının yüksek kalması hem de tabii geçen sene seçimden sonra Sayın Bakan'ın gelmesiyle yabancı ilgisi artmıştı. Onların da kar realizasyonu. Şimdi bütün bunları üst üste koyduğumuzda zaten hep evet. Senden de son programda da konuştuk. İşte 3-3.50 arasında biraz patinaj çekeceğiz. Bir trading alanı yaratılacak. Bu şu anda onu görüyoruz. İşte bilançolar çok da parlak gelmiyor. Hı hı. Yani çok seçici hisseler iyi geliyor ama genelde bilançolar parlak gelmiyor. 6 aylık bilançolarda da aynı bir beklentimiz var. Yani çok parlak gelmeyecek bu faiz ortamında. Şimdi ikinci yarıya gelince, ikinci yarı bence en önemli konu özellikle Haziran, Temmuz, Ağustos enflasyon rakamları olacaktır. O rakamlardan sonra ne kadar bir faiz indirme yerimiz olacağı biraz daha ortaya çıkacak. O da hisse senedi piyasasına olumlu yansıma potansiyeli var. Eğer enflasyon beklenenden daha hızlı düşerse faiz indirimi daha hızlı başlar. Bu da hisse senedi piyasasına olumlu yansır. Ama enflasyonda o beklediğimiz düşüş olmazsa faiz indirimi maalesef 2025'in belki ilk çeyreğine kalacak. Veya en azından 2024'ün son çeyreğinde çok ufak da olsa bir faiz indirimi olacak ama bu 2025'in belki de ilk çeyreğine, ilk yarısına kadar devam edecek. O da hisse senedi piyasasını bence olumsuz etkileyecektir. Dolayısıyla burada bizim en fazla dikkat etmemiz gereken konu bu yaz döneminde, belki Eylül'ü de sayabilirim, o 4 aylık enflasyon rakamları bizim önemli. İkinci yarıdaki performansım önemli olduğunu düşünüyorum. Peki Turgay Özener, şimdi dolar bazlı baktığımız zaman işte biz 100 için mesela %30'luk bir getiri, %29 küsürlük bir getiri var. Yabancı açısından işte burada hep tartışıyorduk ya, ucuzuz pahalıyız. Sen pahalı olduğumuzu söylüyordun hep. Dolayısıyla şimdi yani, borsadan... Şöyle söyleyeceğim, pahalı olduğumuzu ben üçlü seviyelerin, doğru. Yani 2,5-3'lü seviyelerin yabancı yatırımcı için çok uygun olduğunu keza zaten geçen sene burada. Evet. Ama yani 3,5 seviyeler çok ucuz seviyeler değil. Yabancının iştahını çok böyle bir şekilde iştahını evet. kabartacak bir seviyeler olmadığını söylemiştim. Zaten onun karşılığında da yani 1 milyar doların üstünde bir hisse sattılar son bir ay, 1,5-2 ay. Aynen, şimdi gelinen noktada da o işte son 2 aylık satılan noktada mesela bakıyoruz, hakikaten borsadan çıkıp işte tahvile doğru bir geçiş yaptılar. Sonuçta başa baş noktasına geldik. Yani şu an pozitif tarafta değil yabancının pozisyonlanması. Şimdi dolayısıyla bu saatten sonra o tahvillere girişin devam edeceğini düşünüyor musun? Yani evet, Borsa İstanbul tarafında şu 2 aylık performans yaz boyu çok önemli diyorsun. Buradaki gelecek dataları izlenilecek. Hem yerli hem yabancı yatırımcı nezdinde, ama tahvillerdeki o giriş devam eder mi? Kesinlikle devam edeceğini düşünüyorum. Yani burada yabancının zaten dolarizasyon terse dönmüş vaziyette. Yerli yatırımcı için de geçerli bu. Bir şekilde dolarizasyon terse dönmüş vaziyette. Dolayısıyla yabancı şunu çok net görebiliyor. Bir şekilde buradan elde ettiği o carry kazancı, yani faize verip dolarını bozup TL faizi alıp tekrar geri gitmesi ciddi bir kazanç yaratıyor. Tabii burada geçen gün Citibank'ın raporunda olduğu gibi arada muhakkak ki kar realizasyonları olacak. O kar realizasyonlarında da
İşte belki de likidite probleminden dolayı dolar TL'de böyle arada böyle ufak volatiliteler göreceğiz. Ama benim düşüncem gerçekten yabancının bu sabit getirilere, 2 yıllık, 10 yıllık getirilere olumlu bir şekilde giriş yapmaya devam edeceğini düşünüyorum. Bu tamamen tabii bir faiz seviyesiyle alakalı. Eğer faiz seviyesi aşağı gelirse belki bir kenarda kalabilirler ama bu seviyelerde zaten bunu da görüyoruz. Yani faizin özellikle bonolara veya işte gecelik faize girdiğinde görüyoruz. Rakamlar da zaten bunu gösteriyor. Yaklaşık 20 milyar doların üstünde böyle bir giriş var. Dolayısıyla bunun devam etme olasılığını ben daha yüksek görüyorum. Peki, şimdi seninle birlikte bir önceki programda yan tahtaları da konuştuk. Çünkü baktığın zaman işte BIST 100'ün dışındakiler aslında. Yani yan tahta dediğimiz şey nedir? Biraz bunu da aydınlatmak gerekiyor. Çünkü bu dönem içerisinde hakikaten bakıyorsun, bir dönem vardı ki oldukça talep vardı. Şimdi bakıyorsun işte grafikler teknik olarak iyi aslında. Tekniği fena değil. İşte bakıyorsun bilanço tarafı fena değil. Ama orada talep konusu da sıkıntı, bayağı da sıkıntı. Yatırımcı şu an pozisyonlarında mesela negatif tarafta. Dolayısıyla buraya dair beklenti anlamında da daha pesimist görüşler yer alırken sen de bu ağırlıkta mısın? Yani yan tahtalara gelecek olan talep kimden olacak? Şöyle ya bu olay şöyle gerçekleşir her zaman. Özellikle yatırımcı yan tahtalarda, yani yan tahtalar dediğimizde şöyle izleyicilerimize açıklamak lazım. Yani yan tahtalar small mid cap dediğimiz daha küçük sermayede, işte piyasa değeri daha küçük olan, çok daha volatil, riski çok daha yüksek olan hisseler olarak tanımlamak lazım. Yani bunu faiz düşük olduğunda geçen seneler, işte son 2-3 senede yatırımcı, ufak yatırımcı dediğimiz işte 10 bin, 50 bin lira veya 100 bin liralık portföy olan yatırımcılar bu gibi hisseleri çok seviyordu. Zaten yabancı yoktu. Yabancı olmadığı için de özellikle ana hisseler, İMKB 30 hisselerinde çok fazla bir upside veya momentum olmuyordu. Dolayısıyla yatırımcı, ufak yatırımcı bu yan hisseleri çok seviyordu. O momentumu çok seviyordu. O volatiliteyi çok seviyordu. Dolayısıyla yani bu sadece Türkiye için değil, hatırlarsan pandemi zamanında Amerika'da da bunlar çok oldu. Ufak yatırımcıların böyle small mid cap, yani ufak ve orta ölçekli hisselere, piyasa değeri olan hisselere çok ilgi gösterdiğini görmüştük. Ama şu anda oyun değişti. O zaman da söylemiştik, yani ana şey yabancıyla birlikte işte, hatta özellikle hisse senedi fonlarına gelen paralarla, yani yatırımcının gelen paralarıyla portföy yöneticileri yan hisselerden daha çok ana hisselere yöneldiler. Bir kitlesi daha fazla, onu daha rahat alabiliyorlar. Dolayısıyla böyle bir değişim oldu. Bu gayet normal. Bir süre daha böyle gidecek. Bir de şunu da unutmamak lazım. Yani yan hisselerde bu volatilite momentumdan dolayı yani saçma sapan fiyatlara gittiler. Dolayısıyla fiyat kazanç oranları, EBITDA çarpanları falan gerçekten hiç olmayacak rakamlara gittiler. Dolayısıyla bunun bir düzeltmesi gayet normal. Şimdi burada yan hisseler ne zaman prim yapar? Bir kere yan hisselerde özellikle bilançosu kuvvetli veya işte ne diyelim negatiften pozitife geçmiş bilançosu, EBITDA'sı çok hızlı büyümüş, işte büyüme potansiyeli çok fazla olan, yani savunma sanayi olsun, teknoloji olsun, işte enerji olsun, hani çok da iyi hisseler var. Dolayısıyla bu hisselere talep devam edecektir. Ama genel olarak şu anda o hisseler değil, daha çok ana hisselere yönelim var. Öyle de olması gerekiyor. Yani bir süre sonra ana hisselerdeki o fiyat doyumu olduktan sonra muhakkak yan hisselerde tekrar bir hareket olacaktır. Ama şu anda senin dediğin gibi çok çok ilgi yok yatırımcı tarafından, ama bir süre sonra gelecektir. Yani burada hep şöyle olur, ana hisseler trend yukarı gider, ondan sonra yan hisselere gelinir. Bence biraz da normalleşiyoruz.
bu bir şekilde bir dönem sonra olacaktır diye düşünüyorum. Peki, şimdi bunun yanı sıra en önemli başlıklardan biri de ki aslında sert düzeltme hareketlerini de takip ettik. Orada bahane miydi, pahalılığın biraz daha düzeltme hareketi miydi? Vergi paketi. Şimdi vergi paketiyle alakalı o kadar fazla bilgi kirliliği var ki Turgay Özener. Yani burada hangi başlıklar satın alındı, hangi başlıklar satın alınmadı, hangi başlıklar sürpriz yaratır? En önemli konulardan bir tanesi. Dolayısıyla şu anda mesela vergi paketiyle ilgili gelişmelerin şirketlere olan etkisi de tartışma konusu. Dolayısıyla bu hafta biraz daha netleşmesi halinde bunun da yeni bir ivme kazandıracağını düşünüyor musun ya da baskılayacağını? Ne olursa olumlu olur, ne olmazsa aslında burada daha olumsuz bir durum ortaya çıkar. Şimdi bir kere sen demin çok güzel söyledin. Bir kere çok fazla bilgi kirliliği var. Yani neyin ne olduğunu bilmiyoruz. Her gün basında işte böyle olacak, şöyle olacak. Dolayısıyla bunu veya işte Sayın Cumhurbaşkanı'ndan döndü. İşte bunun devamlı böyle bir bilgi kirliliğinde çok fazla yorum yapmak yanlış. Yani tek doğru bir şey var. Şimdi vergi paketi çok hoş bir şey değil tabii ki ekonomi için. Sonuçta hem şirketler için, hem yatırımcılar için, hem bireyler için ekstra bir maliyet getirici unsur. Bunu kısa vadede muhakkak ki bir olumsuz etkisi olacaktır. Ama orta ve uzun vadede her zaman söylüyoruz. Tabii ki verginin adil bir şekilde bütün her yere yayılması, yani bu hiç kimse buna hayır demez. Ama kısa vadede tabii ki şirketlerin ne kadar etkileyeceği, demin de söyledim, bireyleri ne kadar etkileyeceği çok çok önemli. Dolayısıyla bir şekilde basında çıkan haberlerden ziyade bence net bir açıklama geldikten sonra, işte mecliste bir şekilde geldikten sonra hepimiz bunu göreceğiz. Ondan sonra daha sağlıklı bir yorum yapmak daha mantıklı oluyor. Ama dediğim gibi yani vergi paketi dediğinde sonuçta şirketler ve ekonomi için kısa vadede çok olumlu olmaz yani. Olmaz. Hiçbir zaman olmamıştır. Sonuçta ekstra bir maliyettir. Dolayısıyla ama yani ben yine aynı şeyi söylüyorum. Yerli yatırımcının ilgisi buraya devam ettiği sürece bunlar kısa vadeli işte düzeltmeler olur. Ama yani trendi çok çok fazla bozacak bir şey olmaz. Tabii trend burada ne? O da tartışılır. Yani hep söylediğim gibi 3.05'lere evet. düşmüştü. İşte 3.5'ler onun arasında bir trading zone diye tabir ettiğimin bir işlem yapma bölgesi olarak düşündüğüm bir alanda gidip gelecek. Dolayısıyla öbür tarafta buna katılmayanlar da aylık %4-4.5 faiz alacaklar. Böyle bir dengelenme olacak, devam edecek. Yani aslında hisse senedi ağırlıklı fonlardan aslında para piyasaları fonlarına geçişte bu başlıklar tamamen etkili oluyor. Peki Turgay Özener, döviz sormazsan olmaz çünkü sen evet hala TL enstrüman ağırlığındasın ama geçtiğimiz hafta oldukça volatil bir piyasa geçirdi döviz piyasaları. Bugüne bakıyorsun yine yukarıda, dolayısıyla TL'deki değer kaybı diyeyim ve söz sana vereyim. Yani burada şimdi TL'deki değer kaybı diyoruz. İşte %1-1.5 civarı çıktı. İşte bayramda hiçbir şey yapmasaydınız o gün gene aynı TL'de rakamı alacaktınız. Ben hala doları pozisyon olarak almak için hiçbir neden görmüyorum. Bunun sağlıksız olduğunu da düşünmüyorum. Yani sonuçta burada ihracatçıları ve şirketleri de düşünmek gerekiyor. Dolayısıyla Merkez Bankası çok 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 sert olmadıkça bence çok fazla müdahale edeceğini de düşünmüyorum. Piyasa kendi kendine bir şekilde dengelenecek. Tabii demin de söyledim, çok fazla likidite olmayabilir döviz piyasasında. Dolayısıyla böyle ufak miktarda, yani ufak dediğim 100-200-300 milyon dolarlık rakamlarda veya 500 milyon dolarlık rakamlarda bu volatilite olacaktır. Bu çok da sağlıksız olduğunu düşünmüyorum. Çünkü şunu unutmamak lazım, dolar TL bu seviyede kaldığında biz Türkiye olarak hisse senedi piyasası, servis sektörü, restoran, işte ev, gayrimenkul evet. çok ciddi bir şekilde pahalanmaya başlıyoruz. Dolayısıyla bunun bir dengelenmesi lazım. Doğru. Ve bir yerden de sonra şunu da unutmamak lazım. Yani evet. 22,5 milyar dolar yabancı parası girişi oldu.
Yani ve işte KKM'den dönen ciddi bir şekilde bir para işte TL'ye gitti. Yani bunun da bir riski var tabii ki. Eğer bu bir geri dönüşü olursa bu volatiliteyi göreceğiz. Ama ben şu anda onu görmüyorum. O yüzden de TL'de, TL varlıklarında kalmak daha doğru olduğunu, en azından Ağustos sonuna kadar daha doğru olduğunu düşünüyorum. Turgay Özener, çok teşekkür ediyorum. Detaylar için aktardıkların için diyoruz ve hızlıca hastaya gidiyoruz. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar. Dubai temsilcimiz Ersoy Kazancı ile birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ersoy, söz sende. Pelin, Asya'da bugün satıcılı bir hava vardı. Japonya hariç o da 0.54 artıyla kapattı. Yenle ilgili tartışmalar devam ediyor. Kan da gerekirse 24 saat boyunca yene müdahale etmeye hazırız dedi. Daha önce 157 seviyesinde iki defa müdahale etmişti Bank of Japan. Bu sefer 160'lara yaklaştı ama henüz bir müdahale görülmedi. Genele bakarsak da Asya Pasifik'te bugün kırmızılar vardı. Petrol geçtiğimiz hafta yükselişle kapatmıştı. Bu haftaya yatay başladı. 80.7 ve 85 dolar seviyesinde geçtiğimiz hafta %3'e yakın yükseliş. Hem haftalık stoklardaki düşüşten hem de Fed'den faiz indirimi beklentisinden kaynaklandı. Bu arada bu hafta içinde politikayı bayağı konuşacağız gibi. Cuma günü İran'da başkanlık seçimleri olacak. Hafta içinde Amerika'da televizyon münakası olacak. Diğer taraftan da Fransa'da seçimler olacak. Orta Doğu tarafında da Netanyahu Gazze ile büyük savaş tarafında sona yaklaştık. Daha küçük müdahaleler yapacağız dedi. Söz sende. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu. Ve programı noktalıyorum.